Şahin Ayday benim adım. 1990 yılından beri bu sektördeyim. 1994'te Gülday Uluslararası Taşımacılık Firmasını kurduk. Ben ve ailem. O günden beri uluslararası taşımacılık, frigo taşıması üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bizim normalde çalışmış olduğumuz bölgeler Doğu Avrupa, Polonya, Çek Cumhuriyeti vesaire. Daha sonra rotamızı İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelere çevirdik. Şu anda yoğunluk olarak İtalya ve Fransa çalışıyoruz. Orada üçüncü ülke taşıması yapıyoruz. Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'de yapıyoruz aynı zamanda. Frigo taşıması hassas bir konu. Hani uzun yılların vermiş olduğu tecrübe dayanarak biz bu işi yapıyoruz. Araçlarımızın bakımlarını vesairesini kendimiz yapıyoruz. Kendi bünyemizde personelimiz var, kadememiz var. Araçlarımızı sürekli bakımlı tutuyoruz, güncelliyoruz. Bu Covid-19 sürecinden dolayı bir takım sıkıntılar biz de yaşadık. Ama bu sıkıntıları çözmek için çözümleri ürettik tabii biz de. Biz İtalya'ya Mersin'de gemiyle Roro'la gidiş yapıyorduk. Roro'lar da sıkıntı olma başladığında araçlarımızı gemiyle sürücülerimizle uçakla gönderiyorduk o dönemde. Şimdi sürücüleri gönderemeyince araçları tek başına göndermenin de bir mantığı da yoktu. Rotamızı hemen kara yoluna çevirdik. Edirne üzeri Bulgaristan, Yunanistan, İtalya ve Fransa o hattı kullanmış olduk. İlk başta zaten bildiğimiz bir hattı. Biraz sorunlar yaşadık. Daha sonra bir dönem karantina sürecinde 14 gün gibi bir süreç oluşmaya başlayınca şoförlerimizi ülkeye girdirmemeye çalıştık. Burada çözümümüzü şöyle yaptık biz. Bir aracı yürütmek için 3 tane sürücüyle çalıştık biz. Buradan Kapıkule'ye ayrı bir sürücü. Kapıkule'den İtalya'ya ayrı bir sürücü. Üçüncü ülkeye geldiği zaman Gürcistan'da İtalya'da gelen sürücüyü kabul etmediği için bu sefer farklı bir sürücüyle gittik. Yani bir seferi tamamlamak için 3 tane sürücü kullandık. Yani bayağı zorlandık o dönemlerde. Araçlarımız karıştı, sürücülerimiz karıştı. Yani hangi aracın hangi sürücü kullanıyor onu bile karıştırdık. Sonuçta bir haftada bir aracı 3 tane sürücü kullanıyor. O süreçleri de atlattık ama bizim sonuçta lojistiğin yürümesi gerekiyordu. Gıda maddesi taşıyordum. İlaç vesaire. Bunları yaptık çok şükür. Yani bir sıkıntı yaşamadık. Ama maalesef bu süreçler atlattıktan sonra ülkeler bize yüksek cezalarla karşılaştık. Takograflardan dolayı, sürücü değiştiği için, takograf kuralına uymadığımız için hani cezalarla karşılaştık. O da bizim herhalde ödülümüz oldu. Şimdi bizim işimiz hep sorun var. Bizde sorun bitmez. 24 saat teker döndüğü süreçte sorunumuz var. Sonuçta insan odaklıyız. Sürücü hatası, vize sorunları, yurt dışında şu anda ülkemizde özellikle Türk araçlarına takograf uygulamasından dolayı yüksek cezalarla karşı karşıyayız. Yani bizim sürücülerimiz takograflarına uyuyor ama zaman zaman 5 dakikada İsviçre'de ceza yediğimi hatırlıyorum. 5 dakika araç fazla sürmüş sürücü. Yani şimdi bu tarz şeyler olabilir. Bizim ülkemiz maalesef tam ATR taraf ama taraf olunca bizim ülkemizde yemiş olduğumuz takograftan dolayı cezayı başka bir ülke kabul etmiyor. Bu da bizim için sıkıntı. Bunları aşmaya çalışıyoruz. Yani %100 uymaya çalışıyoruz ama uyamıyoruz. Gemi kullanıyoruz. Gemi kullanınca bu sefer araçlarımız geç gidiyor. Karada gittiğimiz zaman yurt sınır kapılarında uzun süre beklemelerimiz oluyor. Taşıdığımız ürünler hassas ürünler, kirazdır ve diğer gıda maddeleridir, hassastır. Seri gitmesi gerekiyor. Müşteri bunu hemen bir an önce rafa indirmesi gerekiyor. Bir gün dahi geciktiğimiz zaman yüksek cezalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlar bizim için sıkıntı yani. Artı yabancı araçlar bizim için sıkıntı. Bizim normalde Türk tırları ihracat taşımalarında akaryakıt desteği alıyoruz biz. Yabancı tır bugün Kapıkule'de sınır kapısına girip de Mersin'e kadar 1500 kilometre yol geliyor. Burada bizim ihracat yükümüzü alıyor ve tekrar Kapıkule'ye gidiyor. Çıkarken de maalesef bizim ülkemiz buna 1800 litre ödül olarak akaryakıt veriyor.
Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Biz de aynı zamanda bir İtalya'da, bir Fransa'da, bir Almanya'da ithalat yükü yüklediğimiz zaman sonuçta o ülkenin ihracat yükü sayılıyor. Ama onlar bize herhangi bir ihracatı destekleyici bir şey sağlamıyor. Ama maalesef bizim ülkemiz bunu sağladığı için şu anda ülkemizdeki taşımaların büyük bir çoğunluğunu yabancı tırlara kaptırmış durumdayız. Bizim filomuz burada garajda yatarken veya atıyorum sefer atamazken yabancı tırlar gelip bizim yükümüzü müşterimize daha az düşük fiyatla alıp gidebiliyor. Otoban ödeyemiyor. Biz normalde yurt dışında otoban, yüksek otobanlar ödüyoruz. Yüksek cezalar ödüyoruz. Yabancı tırlar böyle bir sorunu yok. Ülkemizde 100 euroyla 1500 kilometre yol gidebiliyor. Biz normalde başka bir ülkede 300 euro, 500 euro, 500 kilometre otoban ediyoruz yani. Bu bizim için büyük bir dezavantaj ve haksızlık yani. Şu andaki sorunlarımız bunlar. Vize sorunlarımız var. Vize sorunlarımız, sürücülerimiz zaman zaman siyasi veya ülkeler arası sorunlardan dolayı sürücülerimize vize geç çıkabiliyor. Covid sürecinde çok sıkıntı yaşadık. Sürücülerimize vize alamadık. Vize alamayınca farklı sürücülerle yola gitmek istemedik. Onun için araçlarımız 2 ay, 3 ay gibi bir dönemde araçlarımız garajda beklemek zorunda kaldı. Yani sürücünün vizesi olmadığı için, sürücü sorunu olduğu için. Bunlar da bizim için sorun. Gümrüklerde zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Geçen başımıza bir sıkıntı geldi. İtalya'da X1 ile gelen bir aracımız. Araçta iki tane X1 var. Bir tanesinde T2 düzenlenmiş, bir tanesinde gözde kaçmış. Ama aracın içindeki bütün her şey dört dörtlük. Bir sıkıntı yok. Gelip sınır kapısına X1'i T2 yapabiliyoruz. Oradaki bir memurun sadece kendi inisiyatifini kullanarak bize 45 bin TL ceza kesti. Cezayı firmamıza keserse %30, %20 gibi bir rakamla anlaşarak ödemeyi kabul ettik. Ama maalesef cezayı İtalyan firmasına kesiyor, parayı benden alıyor. Niye? Çünkü sonuçta bu araç benim permili, üretim duracak, aracım gitmesi gerekiyor. Aksi takdirde çok büyük cezayla karşı karşıya kalacağım. Cezayı kabul etmeme rağmen cezayı bana tebliğ etmiyor ama benim aracımı da bırakmıyor. Yani bu tarz sıkıntılarla maalesef yaşıyoruz ve benim bir aracım bir sene boyunca çalışsa 35 bin TL para kazanmaz yani. Ve bir memurun bir iş güzelliğinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Derneğimiz arkamızda değil. Bir derneğimiz var ama maalesef derneğimizi arkamızda hissetmiyoruz. Devletin gücünü arkamızda hissetmek istiyoruz. Yurt dışında, dış ülkelerde yapmış olduğum sıkıntıları. Ben bugün gidip burada bir Fransa'da, bir İtalya'dan üçüncü ülke taşıması yaptığım zaman getirmiş olduğum dövizi bu ülkeye getiriyorum. Ben bir taşımacı olarak benim giderim, gemi ödemelerim vesaire hepsi döviz. Maalesef son çıkan yasaya göre döviz almam gerekiyor ödememi yapmak için. Aracım yurt dışına gidiyor, ona döviz vermem gerekiyor. Onun için komisyon ödüyorum. Döviz borcum var, döviz ödemem var, döviz almam gerekiyor. Onun için komisyon ödüyorum. Ben de bir hizmet ihracatçısıyım yani sonuçta. Ben bu ülkede tamam bir ürün ihraç etmiyorsam ama hizmet ihraç ediyorum. Gidip oradan üçüncü ülke Gürcistan'a getirdiğim zaman sonuçta yapmış olduğum döviz getirisi banka kanalıyla yine benim hesabıma geliyor. Ben bu parayı bir şekilde gemiye, yakıta, yurt dışı ödemelerime hepsini döviz ödüyorum. Yani bunu ayrıca komisyon vermem mantıklı mı sizce yani? Sorunlarımız çok. Dediğim gibi yani biz bunları hani kolektif olarak çözmek istiyoruz ama maalesef işte sektörün dağınık olması, bir arada olmaması sorunların çözüm getiremiyoruz. Takograf verilerin bakanlığa gönderilmesi, TOB'a gönderilmesi gibi diye bir şey çıkarıldı. Bütün yükleme yapacağımız yüklemeleri 5-6 saat içinde bakanlığa bildirmemiz gerekiyor. Biz uluslararası taşıma yapıyoruz. Yurt dışında hani hafta sonu yükleme yapabiliyoruz, yurt içinde gece yükleme yapabiliyoruz. Yani bu işin mantığı yani neye göre yani yapılmış? Sonuçta benim aracım İtalya'da yük yüklediği zaman aramızda saat farkı var bir kere yani. Hani bunun için benim ayrıca her bir takograf verisi için personel çalışmam gerekecek. Diğer veriler için personel çalışmam gerekecek. Zaten sonuçta ben vergimi veriyorum. Faturamı kesiyorum. Sürücüm sigortasını yatıyorum. Aracımın bütün evraklarını eksiksiz. Zaten uluslararası taşıma yaptığım için bunların eksiksiz bir kere yurt dışına gittiğim zaman zaten yüksek cezalarla karşı karşıyayım. Yani biz zaten sistemin içindeyiz biz. Hani sistemin içinde olmayan, daha doğrusu yani bizlere rakip olup da sistemin içinde olmayan firmalarla
yani sistem içine koyulsa daha mantıklı olur bana göre. Tamam, biz verilerimizi sağlam yapalım. Herkes uysun. Yani herkes uyuduğu zaman bu işin kazası, cezası, yani sürüş saati vesaire daha mantıklı olur bizler için. Biz de buna kabulüz ama dediğim gibi yani uygulama biraz yanlış. Yani sektörde görüş alınması gerekiyor. Sektörün desteklenmesi gerekiyor bu konuda. Diğer tarafta filomuz eskidi. Filo yenileme yapmamız gerekiyor. Yani araç fiyatları çok yüksek. Geçmiş yıllarda zaman zaman sektörümüze teşvikler verildi. Son zamanlarda maalesef bu teşvikler uzun yıllardır yok zaten. Eğer şayet böyle sektörü destekleyecek teşvikler olmasa hani sektörün maalesef geleceği çok da iyi görmüyorum. Hani elimizde araçlarımız eskidiği zaman bu araçları biz yenilemeyiz. Sonuçta bir aracın bugün benim çalıştığım bir aracın maliyeti 1,5 milyon. Benim firmamda 30 tane araç var. Ben bu 30 tane aracı nasıl yenileyeceğim? Yani sıkıntı bunlar. Ya şimdi tabii ki yani sonuçta ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ben 47 yaşındayım. Yani liseden sonra bu işe başladım. Başka bir iş de yapmadım. Başka bir iş de yapmayı düşünmüyorum. Farklı sektörler zaman zaman teklifler geldi. Lojistik sektörü sonuçta sürekli canlı bir sektör. Bu pandemi sürecinde gördük ki birçok sektör durma noktasına geldi ama bizler yine %50 de olsa çalıştık yani. %50 kapasiteyle çalışabildik. Niye? Sonuçta bir ürünün taşınması gerekiyor. Hani sonuçta insanların yemeğe ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, ilaca ihtiyacı var, giyinmeye ihtiyacı var yani. İhtiyaçlar bitmez. Tamam, her ne kadar lüks ihtiyaçlar veya atıyorum inşaat şudur budur vesairedir. Bunlar ilk önce bunlar en son plana itildi. İlk önce insanların aklına ne geldi? Hemen markete koşup gıda almak geldi. Bu gıdayı kim taşıyacak? Lojistik firması taşıyacak. Yani birileri taşıması gerekiyor. Ben burada o dönemde İtalya'da günde 1500-2000 kişinin yani Covid'den dolayı sıkıntı yaşadığı dönemlerde bizim sürücülerimiz ilk başta onlar haklı olarak tabii ki yani gitmek istemediler. Biz de saygı duyduk. Araçlarımızı garaja çektik. Daha sonraki süreçte sürücüler de gitti yani. Onu şunu demek istiyorum. Yani ben lojistik sektörün diğer sektörlere nazaran şanslı olduğunu biliyorum yani. Yani lojistik sektörü bir ürünün buradan atıyorum herhangi bir ülkeye gitmesi için mutlaka ya karayolu, ya deniz yolu, ya demir yolu, ya hava yolu birle gidecek. Ama bunun en ucuz ve en hızlı gideni karayoludur bana göre yani. Yani bu süreçlerde gördük biz. Hani bu zorunlu süreçlerde lojistiği güçlü olan ülkeler hayatta kaldı. Hani bizler de yani lojistik anlamda güçlüyüz ama altyapımız, her şeyimiz var. Devlet tarafından eğer daha iyi teşviklere desteklenirsek şuna eminim ki hani bu yabancıları diskalifiye edebiliriz yani bu konuda. Çünkü bizler biraz daha bu konuda hakimiz yani yaptığımız işe. Çocuğum tabii ki yapmak istese yapmasını isterim yani. Sonuçta şu anda benim oğlum lise 1'e gidiyor. Burada çalıştırıyorum ve aşağıda yıkama yağlama da çalıştırıyorum şu anda. Hani araçların yıkamasından vesairesinden çıraklık yapıyor şu anda. Çünkü bu işin çıraklıkla başlaması gerekiyor. Aracın yakıtını bilecek, aracın lastiğini bilecek, aracın civatasına kadar tanıyacak. Yani bugün sürücü aradığı zaman veya atıyorum herhangi biri aradığı zaman, bir şey söylediği zaman yani hakim olacak olaya. Bu işin okulu yok maalesef. Okulda bir şey öğrenilmiyor. Kağıt üstünde bir şey öğrenilmiyor. Yani sonuçta okulda öğrencilere gösterilen ve sunulan şey semeredir, faturadır vesaire. Bu iş alaylı yani, ancak sahada öğrenebilir. Sahada tecrübe kazanabilir. Sürücüler için hani maalesef ileride belki sürücü sıkıntısı yaşayabiliriz. Yani şimdi yeni nesil sürücülüğü pek tercih etmiyor ama bu işin de liseden sonra 1 yıl veya 6 aylık eğitimlerle devlet bunu atıyorum desteklerse, bizlere de derse ki alın size 3 tane, alın size 5 tane şunları yetiştirin. Bizler de tabii ki elimizi taşımızın altına koyarız kendimize sıfırdan. Ve ben bu şekilde birkaç yani 4-5 tane sürücü kendim aldım, eğittim. Hani 5 ay, 6 ay bütün giderini karşıladım. Pasaportunu vesairesini hani başka bir sürücün yanına yedek şoför olarak verdim. Niye? Sonuçta biz bu ihtiyacımızı bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Hani sürücülerin biraz daha bilinçli olması gerekiyor, internet kullanması gerekiyor, WhatsApp kullanması gerekiyor, evrağı bilmesi gerekiyor. Yani bütün bunlar bir süreç. Yani benim oğlum bugün veya atıyorum kızım gelip de sürücü bile olmak istese, sürücü yaparım,
sıfırdan başlatırım. Bir yerde şirketin belli kademelerde çalışır. Bir şeyin hakkını verecekse verir yani. Lojistik sektörü bu konuda ben geleceğini görüyorum yani. Ya şimdi olumlu etkiliyor. Ben ilk çıkan bütün araç takibi de Türkiye'deki çıkan kullananlardanım. Yani normalde bugün artık aracımızın nerede olduğunu, kaç kilometre hızla gittiğini veya içindeki ısısının kaç derece olduğunu hani canlı olarak görebiliyorsunuz. Sonuçta eskiden ben çok geçmişte yaptım bu işi. Ofiste beklerdik. Cumartesi, pazar dahil gece geç saatlere kadar ki sürücü bizi aradığı zaman bize ulaşabilsin. Hemen evimize gidiyorduk, ev telefonuyla ulaşabilsin. Biz sürücüye ulaşmak için atıyorum Romanya'da işte belli parklar vardı. O parkı arardık. Ya Gülday'ın işte sürücüsü ismini söylerdik. Parkta mıdır acaba? Parkçı derdik ya beni yarım saat sonra arar. Hani gider bakar sürücüyü parkta görürse. Eğer bulabilirse sürücü gelir. Telefonu başına bekler. Siz de telefonu düşürebilirseniz tekrar ararsınız. Sürücüye ulaşırsınız. Yani sürücüyle sizin irtibatınız kopuyor. Hani Türkiye'den dış çıktığı zaman sizin sürücüyle irtibatınız kopuyor. Yani şu anda teknolojiyi kullandığımız zaman gerek ihracat yüklerinde, gerek ithalat yüklerinde, gerek araç takibinde, yakıtta vesairede biz çok büyük rahatlık sağladı bize yani. Normalde şu anda bizler tabii ki yani kurumsallaşmaya çalışıyoruz yani demeyelim çünkü sürekli bizde yeni bir şey çıkıyor. Yani bizim sektörümüz canlı olduğu için her gün yeni bir şey çıkıyor. Daha da iyi olmasını temenni ediyorum. Bize katkısı sağlayacaktır yani. Eskiden sürücü bizim adımıza gidip geldiği zaman 50 tane fatura ödüyordu. Yani bunun fişi yok, belgesi yok, faturanın tutarı yok, vesairesi yok. Bunu nasıl yapacaksın? Sürücüyle hesaplaşıyorsunuz. Atıyorum 25 euro vermiş ya diyor 30 euro yazmış. Ya niye bunu böyle yazdın? Ya işte change yaptım. Fişi nerede? Fişi yok, uçtu. Şimdi bu hepsi teknolojinin bize verdiği nimetten hepsi bir tane kart vermişiz sürücümüze. Atıyorum. Sürücünün parayla ilişkisi kesilmiş. Yani akaryakıtta, otoban ödemelerinde vesairede sürücü sadece aracını sürmekle mükellef. Çünkü normalde bana göre sürücülük yani direksiyon tutmak değil yani. Biz normalde zaman zaman onların hatasından dolayı da ağır cezalarla karşı karşıyayız. Bunu şu anda mümkün mertebe kendimiz eğitmeye çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir de sürücülerimizi uzun süreli çalıştırıyoruz. Sık sık sürücü değişmiyor bizim firmamıza. Dediğim gibi yani biz normalde kadromuzu sıfırdan alıp yetiştiriyoruz. Yani sonradan yeni nesil gençlerin de yani sektöre girince yani hemen bugün girdim bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra, bir sene sonra verim alayım veya çok iyi bir yere gelirim öyle bir şey düşünmesinler. Çünkü kendileri başaracaklar bunu yani. Bize kimse bu masayı, bu koltuğu getirip bize sunmadı maalesef. Biz kendimiz yaptık, başardık. Hani 20 sene özveriyle çalıştık. 30 sene özveriyle hala aynı gün aynı aşkla çalışıyoruz. Sabahleyin saat 6.30'da uyanırım. Sporumu yaparım. Ofisimde 8.30'da ofisimdeyim deriz. Akşam saat 7-7.30'a kadar ofisimdeyim. Akşam evde yine telefonum 24 saat açıktır. Hiç unutmam. Bir sürücü işe aldık. Sürücü ilk bana sordu. Ya saat 7'den sonra şirketi aradığımız zaman veya herhangi birini aradığımız zaman ulaşabilir miyiz size dedi. Niye dedim ulaşmayasınız? Ya bizim çalıştığımız firmada saat 7'den sonra kimseye ulaşamıyorduk da onun için yani. Mesela yurt dışında bir sıkıntısı oluyor veya atıyorum sınır kapısında bir sıkıntısı oluyor. Düşünün yani sürücünün bir sıkıntısı var ve sürücü saat akşam 7'den sabah saat 9'a kadar kimseye ulaşamıyor. Yani biz bunları teknoloji sayesinde açtık tabii. Bu teknoloji bizler için daha iyi şeyler üretirlerse biz hiç yok demeyiz, hemen alırız yani.